Yaklaşık 2 saat giden şarjı artık en az 20 saat kadar gider. Pilli kablosuz mikrofonların uzun ömürlü olma özelliğiyle Type-C girişli mikrofonların özelliğini birleştirmiş olduk. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda tanıtımda bulunan kablosuz mikrofonunun şarjı artık çok çabuk bitiyor. Bu da pilinin öldüğünü gösteriyor. Onun için içini açıp pilini değiştirmemiz lazım. Tırnaklarımla yanlardan çekerek açıyorum. Ve içindeki pil LIR1254. Ben araştırdım bunu. AliExpress'te bulabilirsiniz ama Türkiye'de bulmak çok zor. Ben bulamadım. Onun için şarjlı fenerimdeki pille deneyeceğim. LIR1254 3.6 volt. Fenerimdeki pil ise 3.7 volt. 18650 koduyla bilinen 3.7 voltluk lityum iyon pil. Şimdi onunla bir deneyeceğim. Alıcıyı ekleyince yeşil ışık sürekli yanmaya başladı. Şu anda mikrofondan konuşuyorum. Pilimiz evet artık taşınabilir olmadı ama çok uzun süre kullanılabilecek bir pil elde etmiş olduk. Tabii bunun muadilini bulmaya çalışacağız. Veya bunu daha portatif bir hale getireceğiz. Bu pilin aynısından bulamadığımız için denemelere devam ediyoruz. Şarjlı el fenerimizin piliyle çalıştırmıştım. Amma ve lakin ilk denemede çalışan mikrofon daha sonrasında ısındı ve artık çalışmıyor. Muhtemelen yaktık. Normal elektronik bilgimle bunun yanmaması lazımdı. 3.6 volt, 3.7 volt fark etmez. Gerilim aynı. Direnç de aynı olduğu sürece sıkıntı olmaması lazımdı ama yüksek akım çekti herhalde ki ısındı ve çalışmıyor. Şu anda yine ısındı. Bu da bunun normal pille çalışan aparatı. Normal pilleri takıp 3 tane şarjlı pil 3.6 volt eder. 1.2 volttan bu şekilde kullanmak için aparat bu pilin yerine. Şimdi bununla deneyeceğim. Tabii ki bu artık öldü. Pilini bulamıyoruz zaten. Öl yani. Bu şekilde mecburen deneyeceğiz, bulacağız. Onun için diğerini de açıyorum. İkinci ölüm vakası. Şimdi bunu deneyeceğiz. Bir 3 volta deneyelim. Belki olur. Herhangi bir ışık yanmadı. Bu da tamamen ölmüş olabilir. Evet, deneyelim bakalım. Evet, şu anda arıyor. Hemen alıcıyı takalım. Ama gitti. Isındı mı da yoksa? Bir tane deneyelim. Çalışıyor ama gidiyor. Bir temassızlık var herhalde. Evet. Şu anda bağlı. Eğer sesimi alıyorsa
Bu mikrofondan alıyoruz. Şöyle yaklaşayım. Sesim geliyor mu? Ses deneme 1-2. Sesimi alıyorsa bunu bu şekilde kullanacağım eğer ısınma gerçekleşmezse. Lehimleyip bu pilleri bu mikrofonda kullanacağım. Vericiyi takalım. Sürekli yeşilleniyor. Evet, şimdi uzaklaşarak mikrofonumuzu dinliyoruz. Evet, yaklaşık 5 metreye geldim ve kaydı yapıyoruz. Evet, kocaman pilli bir mikrofonumuz oldu, yaka mikrofonumuz. Ama önceki piline göre 10 kat daha dayanıklı, uzun süre gideceğini düşünüyorum. Taşıması biraz zor olacak ama olsun, böyle de idare ederiz. Çok acil durumlarda işimizi görür. USB üzerinden şarj olur mu? Onu bilmiyorum. Denemek lazım. Mikrofonu biraz daha modifiye ettim. Kabloları direkt devre kartının üzerine lehimledim. Böylece kablo eklemekten kaynaklanan sorunlar artık yaşanmayacaktır. 90 santimlik bir kablomuz oldu. Pilleri cebimize koyup mikrofonu da yakamıza takıp kullanabileceğiz artık. Yaklaşık 2 saat giden şarjı artık en az 20 saat kadar gider dolu pillerle. Böylece pilli kablosuz mikrofonların uzun ömürlü olma özelliğiyle Type-C girişli mikrofonların özelliğini birleştirmiş olduk. Şarj olur mu diye sorarsanız, pilleri şarj eder mi derseniz USB'den hemen takalım. Kırmızı. Şarj ediyor pilleri ama şarj cihazının şarj ettiği sürede şarj eder mi onu bilmiyorum. Belki daha uzun sürer ama acil durumlarda kullanılabilir. Böylece videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Kanalıma destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Yorumlar bölümüne yorum yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.